Evet, Samsun Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği'nin misafiri olarak gelen Gürcistan Özerk Cumhuriyeti'nden Tarım Bakanı ve yanında birlik üyeleriyle birlikte Samsun İl Tarım Müdürlüğü'nde ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. Köy TV olarak biz de onları yakından takip ediyoruz. 3 günlük bu gezi çerçevesinde sahada da bir teknik incelemelerde bulunacaklar.
Evet, şu anda Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Derbent Baraj Gölü'ndeyiz. Baraj Gölü'nde de işte burada kafes balıkçılığı yapılıyor, kültür balıkçılığı yapılıyor. Bu konuyla ilgili de yine yetkililer, firma sahipleri buradaki konuklara çalışmalarıyla ilgili bilgiler verecekler. Evet başkanım, burada 3 günlük bir sınır komşularımız teknik gezi yaptılar. Bu teknik gezi nereden akla düştü? Bunu biz anonslarımızda söylüyoruz. Samsun Sinop Su Ürünleri Yetiştiriciler Birliği ev sahibinde diyor. Yanılıyor muyuz? Artı muhatap olduğunuz sorular neler oldu? Öncelikle Köy TV mensuplarına sizlere teşekkür ediyorum. Buralara kadar geldiniz. Şu anda Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti bölgesi Tarım Bakanı, Tarım Bakan Yardımcıları, Ekonomi Bakanlığı'ndan yetkililer ve Türkiye'nin Batum Başkonsolosu şu anda misafirimiz. Birliğimizin misafiri bunlar. Ama organizasyonumuzu Tarım Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Yani bu organizasyonu devletle birlikte yürütüyoruz. Organizasyonun başlangıcı benim uluslararası bir toplantı için Batum'a gittiğim zaman Sayın Tarım Bakanımızla ve yardımcılarıyla ve özellikle de bizim başkonsolosluğumuzla yaptığımız görüşmeler sonucunda Acaristan'la Türkiye arasındaki balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, ortak yatırım yapılıp yapılmayacağının araştırılması ve bilgi birikimimizi, tecrübelerimizi ve hatta sermayemizi orada bazı yatırımlarda kullanıp kullanamayacağımızı araştırmak üzere başlayan bir teklifti, bir görüştü, bir ortak görüştü. Sonucunda bir fotoğraf görebilmeleri için Türkiye balıkçılığının en önemli vilayetlerinden biri olan Samsun'a kendilerini davet ettim. Onlar da bu daveti kabul ettiler. Bu daveti kabul ettikleri için ve onlara da çok teşekkür ediyorum. Onları ülkemizde ağırlamaktan da mutluluk duyuyorum. Hem komşu bir ülke hem de ilişkilerimizin çok iyi olduğu bir ülke. Şimdi onlar geldiler Samsun'da. Sayın Samsun Valimiz bize bilgi aktardık. Onları kabul etti Sayın Valimiz. Tarım İl Müdürlüğü'nde onlara bir sunum yaptık. Bir briefing verdik. Samsun'daki balıkçılığı ve Türkiye balıkçılığını kendilerine anlattık. Sonra bir organik tavukçulukla ilgili yeşil küreği gezdirdik. Bir laboratuvarımız var, veteriner araştırma, onu gezdirdik. Samsun'da Sastaş soğutma var. Ülkemizin en önemli soğutma tesislerinden biri ve hamsi marinasyon yapıp Avrupa bir ülkelerine satan. Orayı gösterdik. Bugün de Yaka kentteki, denizdeki tesislerimizi gezdirdik. Oradan yine Türkiye'nin en büyük balık unu ve balık yemi fabrikası olan Sürsan'ı ve Sürsan'ın yem fabrikasını gezdirdik. Şimdi de Türkiye'nin en büyük alabalık tesislerinden olan Derbent Barajı'ndaki tesislerimizde kendilerini misafir ediyoruz. Kendilerine bir fotoğraf gösteriyoruz. Samsun'daki balıkçılığın altyapısını gösteriyoruz. Onlar da bizden şunu rica etmişlerdi. Biz Acaristan'da yapacak olduğumuz balıkçılık faaliyetlerinde hata yapmayalım. Sizin tecrübelerinizden istifade edelim demişlerdi. İşte bu görüş üzerine kendilerini Türkiye'ye davet ettim.
ve burada kendilerini ağırlıyoruz, tesislerimizde gezdiriyoruz. Yarın da Sinop valimizle bir randevumuz var. Sinop valimizi ziyaret edeceğiz. Sonrasında Sinop Sürünleri Fakültesi ile bir görüşme yapacağız, bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Fakültelerimizin de onlara katkılarını araştıracağız. Sonuçta onlar döndüklerinde ülkelerine burada gördüklerini nasıl uygulayabileceklerinin bir fizibilitesini yapacaklar. Ama çalışmalarımız yine birlikte çalışmalarımız devam edecek. Peki efendim, siz aynı zamanda da iş adamısınız. Kuzey Su Ürünleri'nin yönetim kurulu başkanısınız. Peki bir iş adamı gözüyle Batum'da balıkçılıkla ilgili yatırım yapılabilir mi, yapar mısınız? Evet, Batum'da ve Acaristan'da ve Gürcistan'da değerlendirilebilecek ciddi sular var. Bazı barajlar var. Özellikle Batum ve civarındaki denizde kafesler kurulabilir. Akarsuları var, güzel akarsuları var. Bunlar değerlendirilebilir hepsi. Elbette hukuki bazı mevzuatların düzenlenmesi gerekiyor. Oradaki iş adamlarına sağlanan destekleri bilmemiz gerekiyor. Bazı belki Avrupa Birliği projelerinde belki devletle, oradaki devletle ortak bazı planlar, projeler yapılabilir. Ama bu bir başlangıç. Yani sonuçta bir adım atıyoruz. Hem bu adamın dostlukla, iyi ilişkilerle bir ilişkisi var. Hem de ekonomik olarak gelecekte bir değer meydana getirmek, bir değer yaratmak için olumlu ve önemli olduğunu düşünüyorum. Zaman içerisinde gelişmeler nereye kadar gidecek hep birlikte göreceğiz inşallah. Tabii ki ben de şartlar uygun olursa orada yatırım yaparım. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu yoğunlukta bize de vakit ayırdığınız için. Efendim ben teşekkür ediyorum. Köy TV her zaman bizi dinliyor. Buradan Köy TV izleyenlerine de çok teşekkür ediyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Evet efendim, biz sizi tanıyoruz ama izleyicilerimizin tanıması açısından kendinizi kısa olarak tanıtalım. Ardından da bu 3-4 günlük geziyi bir değerlendirir misiniz? Tamam. Makbule Koçak benim adım. Batum'da Türkiye'nin başkonsolosuyum. Daha önce bizim balık sektörü temsilcilerimiz Batum'a geldiler. Orada bazı işte konferanslara katıldılar, incelemelerde bulundular. Acara Özerk Cumhuriyeti de balıkçılık konusunda kendini geliştirmek, ne yapabiliriz, bizim potansiyelimiz var, acaba nasıl yapmalıyız diye bir politika geliştirme çabası içerisinde, düşüncesi içerisinde. Bizim de bu konuda Samsun ilimiz tabii oldukça ileri düzeyde. Dolayısıyla Balıkçılar Birliği Başkanımız, Tarım Bakanlığımıza bu konuyu yazdık. Onlar da bize bu ziyareti organize ettiler. Bu ziyaret kapsamında balıkçılık tesisleri ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini gösteriyoruz. Birlikte bir şeyler yapabilir miyiz gelecekte o bölgede de, onları inceliyoruz. Dün daha ziyade valilik ziyareti, resmi bölüm artı İl Kültür Müdürümüzün bu bölgedeki potansiyel konusunda, balıkçılık potansiyeli konusunda bir sunumu oldu teorik. Sizler de oradaydınız. Bugün de tesisleri yerinde geziyoruz. Yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Soruları oluyor, onları yanıtlıyorlar. Onlar da kendi ülkelerinde, belki bizim de oradaki yatırımcılarımıza da orada tabii imkanlar çıkabilir. Bunları incelesinler, görsünler. Birlikte ne yapabiliriz onları değerlendirelim. Amacımız bu, geziden amacımız bu. Çok güzel gidiyor, her şey çok yolunda. Gerçekten gurur verici bu tesislerimizi görmek. Bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye'yi temsil eden biri olarak da inşallah daha da ilerlesin, daha da gelişsin istiyoruz tabii bu tür tesislerimiz. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, konuklara mikrofon uzatmaya devam ediyoruz Köy TV olarak. Efendim öncelikle ülkemize hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Türkçe bir teşekkür aldık, sevindiricim. Efendim bize bu 3-4 günlük geziyi bir değerlendirebilir misiniz? Sizce bu gezi yeterli oldu mu? İlk önce bizim Türkiye'deki gelmemizin amacı, Türkiye'deki o tarım sektörü, gelişmiş olan tarım sektörü ile ilgili bilgi almak, aynı zamanda balıkçılık konusunda da. Çünkü Türkiye bu konularda bizden bayağı ileri ve bir ortaklık şeklinde neler yapabiliriz gibi bir düşüncemiz vardı. Gelmemizin, ziyaret etmemizin sebebi de bu. Bunun yakında meyveleri ne zaman toplanacak? Böyle bir gerçekten sınır komşusu iki ülke olarak
birlikte bir şeyler olacak. Anu es am vizitis parklep şi şedege bi daxlovit rodas ikneba rodis miwiqeft mosavas asero tkvato. Yani şu andaki buradaki Samsun seçmemizin amacı Macara bölgeye yakın bir iklime ve yakın bir şartlara sahip olan Samsun tecrübeleri biz orada nasıl değerlendirebiliriz, onunla ilgili bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Bir strateji geliştireceğiz ve tabii ki bu strateji konularda arkadaşlarımızla, bizim Samsun dostlarımızla hem bir fikir alışverişinde hem de bir ortak girişimleri de şey yapacağız, onlarla beraber olacağız. Fakat yani bu kısa bir sürede olacak bir durum değil, biraz ama bir kısa vadede en azından bir adımlar atabiliriz uzun vadeli bir projelerimiz için. Peki efendim, şimdi yayınımızdan sonra belki de Acaristan'da bir yatırım yapmak isteyecek olan Türk müteşebbisleri de olabilir. Tarım Bakanlığı olarak bunlara bir ne gibi zeminler hazırlanıyor? Yani şu anda biz bu ziyaret esnasında Samsun'un resmi makamlarını en üst düzeyiyle görüştük. İşte vali olsun, belediye başkanı olsun, tarım müdürlüğü, tarım yetkilileriyle, aynı zamanda biz burada direkt üreticilerle, kendilerle de bir görüştük. Bu başarı elde etmiş olan üreticiler, işletmecilerle görüştük. Bizim Macara Özerk Cumhuriyeti olarak biz yatırımcılar her zaman açığız. Gürcistan biliyorsunuz dünyada da çok ilk sırada yatırım yapabilecek, en kolay yatırım yapılabilecek ve en güvenli ülke olarak dünyanın ilk sıralarında yer alıyor. Biz tabii burada gelen olan yatırımcılara her zaman açığız. Biz düşünüyoruz yani onlara neler sunabiliriz tekrar. Kendilerin bir soruları olursa, kendilerin hani fikirleri olursa onları da birlikte değerlendirebiliriz. Bunun için geniş bir program ve projeleri üretmeye hazırız. Fakat bizim elimizde de belli bir projeler var. Bazı bu projeleri kendimiz de sunabiliriz. Bazıları kendilerinden bize sundukları projeleri değerlendirebiliriz. Biz yatırım konusunda açığız. Gürcistan'da bürokrasi meselesi, yani bürokratik engeller hemen hemen yok ve şeffaf bir ortamda yürütülüyor. Dolayısıyla burada gelen şeyler olsa biz seve seve değerlendiririz ve onlarla beraber ortak bir fayda çerçevesinde her zaman iş yapmaya hazırız. Efendim, biz genç bakanımıza, yakışıklı bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Köy TV ekibi olarak da sizin makamınızda gelip çalışmalarınızı ortak olarak televizyon yayınında da kullanmayı düşünüyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Soplist televizya, azıcık magazza televizya, soplist televizya kuyuya. Zalyan ma opili vart tkveni yakstum robita, plus amas ime di guaks, rom çuens tkventan moval şemdugu gestum robi sami istoshita, ki devert khel maguitsevs tkventan nurtiertoba, sa soplo same urneo, saertot investitsiyevsa da saert politiki shesakhib. Biz diyor her zaman sizi memnuniyetle ağırlarız. Zaten Türkçe ifadesi de hoş geldiniz Batum'a diye bir ifade kullandı. Bu yakın zamanda Batum bir turizm Oscar denilen bir ödülü aldı. Dünya Turizm Oscar denilen bir ödülü aldı. Bu ödülde Batum'un en hızlı gelişen turizm şehir unvanına sahip oldu. Bizi çok güzel ağırladıkları için burada iyi bir misafirperverliğinizi gösterdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Aynı misafirperverliğiyle biz de size sizlere göstereceğiz. Oraya eğer gelirseniz ki tahmin ediyorum ve düşünüyorum geleceksiniz ve memnun oluruz. Yani çok memnuniyet duyarız. Tekrar teşekkür ediyorum. Efendim, biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri yine ülkemizde ağırlamaktan onur duyacağımızı tekrar belirtiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir velikçik idevert hel minda madluba mugahsen otro tkven akçamobdat magram itso detro çven oveltvis didis yamonevit viknevit tkveni masminzlebi idevert hel madluba. Zalyan didi madluba. İki ülke arasındaki mevcut olan çok güzel bir dostluk ve dayanışma var ve devam ediyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bizim de bir atasözü var. Onun iyi dostlar eğer birbirine omuz omuza verirse köprüler ve yollar inşa ederler. Dolayısıyla biz fayda sağlayabilecek şekilde ilişkilerimizi bu şekilde devam edersek, geliştirirsek biz gerçekten de gelecekte çok güçlü iki ülke olacağız yani. Efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Evet sevgili izleyenler, Samsun Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği'nin misafiri olarak ülkemize gelen ACERE Tarım Bakanı ve Tarım Bakan Yardımcıları ve ilgilileriyle birlikte bugün gezinin ikinci günü teknik ve bazı incelemelerde bulunmak üzere Yeşilküre'yi gezecekler. Ardından ise yine Samsun'un Yakakent ilçesinde balıkçılıkla ilgili, kültür balıkçılığıyla ilgili teknik gezilerini sürdürecekler. Yine burada belirli bir aralardan sonra tekrar Samsun'un Bafra ilçesinde Derbent Barajı'nda bulunan kültür balıkçılığını da orada gezerek ilgililerden bilgi almaya çalışacaklar. Biz de Köy TV olarak bu gezi yakından takip ediyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Kendinizi kısa olarak tanıtalım. Ardından da sınır komşularımızdan bir takım heyet burada bazı incelemelerde, teknik gezilerde bulunmak üzere Samsun'a geldiler. Bu konuyla da ilgili bir bilgi verir misiniz? Öncelikle Ural Bey çok teşekkür ediyorum. Köy TV'ye de sesimizi duyurulması açısından, çalışmalarımızın iletilmesi açısından göstermiş olduğunuz gayret ve özveri için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Nail Kırmacı, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü olarak 4 yıldır görev yapıyorum. Bilindiği üzere Samsun tarım potansiyeli çok yüksek bir ilimiz. Tarım potansiyelinin yanında sorunları açısından da oldukça önemli bir noktadayız. Geçtiğimiz yıl Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti'nde yapılan bir çalışmaya bakanlığımızın icabet etmesi sonucu kurulan diyalog ve kurulan dirsek temasından sonra Gürcistan Özerk Acara Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanı, Tarım Bakan Yardımcıları, yine Ticaret Ateşesi ve yine çok kıymetli Başkonsolosumuzla onları biz davet ettik. Onlar ilimize bu kapsamda hem balıkçılık ve sorunları açısından hem de diğer tarımsal üretim ve faaliyetler açısından hem sivil toplum kuruluşlarımızı hem de iş adamlarımızı buluşturarak ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Bugün de burada Samsun'umuzun kıymetli bir üreticisi olan bir firmanın ziyaretini gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde bu ikili ilişkiler artarak devam edecek ve bu ivme diğer komşu ülkelerimizde sirayet edecektir diye düşünüyorum. Bunu çok faydalı ve kapsamlı düşünüyorum. İlimiz açısından değerlendirirsek ilimiz bilindiği üzere yani tarım potansiyeli gerçekten çok yüksek. Yaklaşık 10 bin kilometre karenin 300 bin kilometre karesinde çok ciddi anlamda tarımsal faaliyetler yürütülüyor. Birçok alanda tarımsal anlamda ülkemizde de oldukça önemli bir noktadayız. Fındık alanında ikinci, işte çeltik üretiminde birinci sırada, balıkçılık ve sürüleri konusunda hakeza, avcılıkta birinci sıradayız, yetiştiricilikte yine oldukça ön sıralardayız. Önümüzdeki dönemlerde bunların daha da artacağını düşünüyoruz. Bilindiği üzere kışlık sebzede oldukça iyi noktadayız. Bu ürettiğimiz ürünlerin çevre ülkelerdeki ve komşularımızdaki ihtiyaçlarına yönelik ihracat arayışları içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun sonuçlarını da hep beraber göreceğiz. Peki Sayın Müdürüm, bu heyet öncelikle ağırlıkla hangi konular üzerinde durdu bu gezi çerçevesinde?
Tabii ki bu ilk başlangıcı balıkçılık ve su ürünleri. Özellikle yetiştiricilik alanında başlayan bir çalışma. Çünkü özellikle bu alanda odaklanarak ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii bunun yanında organik ve iyi tarım ürünlerimiz de gündeme geldi. Zira bildiğiniz üzere Gürcistan, özellikle Acara bölgesinin başkenti Batum. Batum'da bilindiği üzere turizm açısından çok yüksek bir potansiyele sahip. Tabii turist kaliteli ürün, kaliteli gıda arayışı içerisinde. Dolayısıyla biz burada balıkçılık ve su ürünlerinin yanında diğer ürettiğimiz tarımsal ürünlerin de pazarlanmasına yönelik bir çaba içerisindeyiz. Balıkçılık ve su ürünleri konusunda hem işleme tesislerimiz, hem üretim tesislerimiz, hem iç sulardaki üretim, hem de açık denizdeki üretim konuları onların çok ilgilendikleri alanlar. Bu alanda bildiğiniz üzere Türkiye oldukça iyi noktada. Balıkçılık ve su ürünleri ihracatı noktasında Türkiye'miz 1 milyar dolara aşkın bir ihracat rakamına sahip. Elimizde de bu rakam 70 milyon dolara yakın bir rakam. Dolayısıyla bu rakamın daha da artırılmasına yönelik. Tabii ki ürettiğimiz ürünün kalitesi de ortada. Çünkü biz Norveç'e, Japonya'ya, İspanya'ya, Amerika'ya su ürünleri ihraç eden bir ülkeyiz. İlimizden de bu ihracatlar yapılabiliyor. Onlar aslında biraz öncelikleri balıkçılık ve su ürünleri olsa da biz bunun yanına diğer ürünlerimizin tanıtımını da sıkıştırmaya çalıştık. İnşallah daha güzel ilişkiler içerisinde diğer alanlarda da işbirliğinin artırılmasına yönelik bir çalışma olacak. Evet sevgili izleyenler, Köy TV olarak mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Sınır komşularımızdan bir takım heyet burada incelemeler yapmak üzere Samsun ve çevresinde ziyaretlerde bulunuyor. Bu ziyaretlerden biri de burada Yeşil Küre organik üretim tesislerini gezdi. Yanımızda yine bu işletmenin yönetim kurulu başkanı Sayın Ahmet Aydın var. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sınır komşularımızdan gelen heyet size hangi soruları yöneltti? Biliyorsunuz biz organik tarım yapıyoruz. Türkiye'de organik et tavuşçuluğunun %70'ini, yumurtada %20 civarında payımız var. Süt üretiminde %10 gibi. Organik pirinç üretiminde de %50'nin üzerinde bir üretim payına sahibiz. Ayrıca mısır, soya, kanola gibi ürünler üretiyoruz. Acaristan Tarım Bakanı, Tarım Bakan Yardımcıları, oradaki Batum'daki Başkonsolosumuz, Atakum ve Bafra Kaymakamlarımız da burada misafirlerimiz. Bizim yaptığımız işlerle alakalı sordukları soruları cevaplandırdık. Yumurta paketleme tesisini ve yumurta üretim çiftliğini gezdirdik. Benzeri şeylerin Acaristan'da, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nde de yapılması için hevesleri var. Yabancı yatırımcı davetleri var. Biliyorsunuz orası Türkiye'de hemen Artvin'in öbür tarafı. Sınırlı. Yakın yer, sınır komşumuz. Batum'da da böyle turizm falan çok gelişiyor. Biz halihazırda Katar, Dubai, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e ihracat yapıyoruz. Oranın da turizmin açılması, yabancı turistlerin gelmesi, zengin turistlerin gelmesi dolayısıyla organik ürünlerin oralarda da satışı mümkün hale gelecek. Bu konularda fikir alışverişinde bulunduk. Peki efendim, siz bir iş adamı olarak bu sınır komşumuzda yatırımlarına nasıl bakıyorsunuz? Gürcistan Avrupa Birliği'ne müracaatı var. Avrupa Birliği de o konuda yaklaşık olarak kendi bünyesine almak istiyor. Onun için bazı standartları epey demokrasi, işte yatırımlardaki güvenceler İyi noktalara doğru gidiyor Gürcistan'da. Mümkün görüyorum.
Görüyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Son olarak buradan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kanalınıza ve yayınlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür evet, ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, teknik geziye biz de Köy TV olarak katıldık. Sizler için görüntülemeye çalışıyoruz. Ama Karadeniz'in böyle azgın dalgalarında biraz anons yapmakta da zorlanıyoruz açıkçası. Evet şu anda sahilden bayağı uzaklaştık. Burada kültür balıkçılığı yapılıyor, kafes balıkçılığı yapılıyor. Şimdi burada Acere'den gelen heyet, burada kültür balıkçılığını bizzat kendi gözleriyle görecekler. Burada bilgi almaya çalışacaklar ilgililerden. Burada gerçekten biraz önce de belirttim ki beni aslında deniz falan da tuttu yok ama bugün deniz biraz çalkantılı, kameramanımı biraz etkiledi. O da aslında bir gece balıkçılarla birlikte ne yapıyorlar, neler yaşıyorlar. Bunu görüntüleyecektik. Bunun kısaca belgeselini hazırlayacaktık. Ancak kameraman arkadaşım Mustafa Çalışkan'ın rengi şu anda çabut gibi, kireç gibi oldu. Yerinde duramıyor. Ben de sözü fazla uzatmak istemiyorum. Şu anda kafesler görüş alanımıza girdi. Onunla birlikte biz de bilgi almaya çalışacağız. Zaman zaman bazen aksaklıklar olabilir ama Karadeniz'in açıklarındayız. Bunun için de özür dileriz. Evet şu anda kafeslerin yanındayız. Kültür balıkçılığının yapıldığı burada kafeslerin yanındayız. Şu anda Ülküm 4 diye orada bir motor görüyoruz. O motorda yemleme saati var. Balıkların yemleme saati var. Bu yemleme saatinde yemlerini veriyorlar hayvanların. Tabii sahilden bayağı da uzaktayız. Açık denizde. Tabii bu da büyük bir mekaşetli bir iş. Bununla ilgili de gelen heyet burayı yakından görüyorlar ve ilgililerden, yetkililerden, işletme sahiplerinden bilgi almaya çalışıyorlar. Sanırım kendi ülkelerinde de böyle bir çalışmayı yapmayı amaçlıyorlar diye düşünüyoruz. Yukarı at. Bir bak bakalım nere. Çıkabilecek misin? Çıkabilecek misin? Vallahi rahat. Bak. Dur başkanım gel. Evet başkanım. Merhabalar. Bir el attınız buraya kadar çıktık. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi gerçekten sınır komşumuz ülkelerden buraya Tarım Bakanı, Tarım Bakan Yardımcısı,
Başkonsolosumuz işte burada yine Tarım Bakanlığı'nın mali işlerinden sorumlular ve iş adamları da var. Neler söyleyeceksiniz? İlçenizi ziyaret ettiler. Balıkçılığı burada yine gösteriliyor. Neler söyleyeceksiniz? İlçemiz Samsun'la Sinop'un sınır ilçesi, Batı yakasının sınır ilçesi. İlçemizin ekonomisi tarım, balıkçılık ve turizme dayalı. Bu noktada ilçemizde yürütülen balıkçılık faaliyetlerinin komşu ülkelere örnek olabilecek bir aşamaya geldiyse bu bizi son derece mutlu ediyor. Ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Tabii buradaki bu kültür balıkçılığının ülke ekonomimize girdisinin de katkısının olduğunu da görüyoruz. O da ayrıca haz veriyor. İlçemizde gördüğünüz gibi balıkçılık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası ve komşu ülkelere, çevreye de örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Benim şimdi artık yaz mevsimi, ilçenizin nüfusu arttı, kışın düşüyor. Bu sene ne kadar bir nüfus artışı bekliyorsunuz? İlçemizin az önce söylediğim gibi ilçemizdeki ekonomik veya günlük yaşam 3 bölümden oluşuyor. Tarım, balıkçılık ve turizm. Ve bahsettiğiniz gibi yaz dönemi başladı, turizm sezonu başladı. Bu sene 35 bin 40 bin civarında yaz günlük turizm bekliyoruz veya sezonluk turizmci bekliyoruz ki bunu biz geçen sene 35 bini teyitledik. Bu sene daha da üstüne çıkacağını tahmin ediyoruz. Tabii burada günübirlik turizmin yanında kalıcı nüfusun da önümüzdeki yıllara sari olarak ve özellikle de ilçemizin doğal gaz kullanımına başlamasıyla birlikte kalıcı nüfusun 20 bin, yaz nüfusunun, turizm nüfusunun da 50 bin olacağını önümüzdeki yıllarda öngörüyoruz. Ve hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Ev pansiyonculuğu ne durumda efendim? Geçmişte başlatılmıştı ama. Geçmişte evet başlatılmıştı. Bugün, bu sene, dahası bu sezon bir veya iki tane pansiyon işletmeye açıldı. Süreç devam ediyor ve ev pansiyonculuğu da ilçemizde yaygınlaşıyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.